Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber böyle güzel bir patik modeli yapımını paylaşacağım. İsmini baklava dilimli patik modeli koydum. Bakın böyle baklava dilimleri şeklinde modelimiz var. Modelimizi yanlara da koydum ben. İsteyenler sadece ön kısma da uygulayabilirler. Ben arka kısma da uyguladım. Ve hafif şöyle bot tarzında bileği kavrayan tarzda bir model oldu. Bakın bu şekilde. Modelimiz için gerekli malzemelerimiz. Şöyle tığımız var. 2 numara 1,75 milim. Bir adet patik ipliğimiz var. Tek renk kullandım. Makasımız var iplerimizi kesmek için. Ve patiğimiz 37-38 ayak numarasıyla uyumludur. Diğer ayak numaraları için ise şu arka kısımda büyük ayak numaraları için arka kısımda uzatma yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına hep beraber başlayalım. Öncelikle şöyle patik ucumuzu ben önceden başladım. Patik ucu yapım şekilleri kanalımda mevcut. Ben bu şekilde olan patik ucu başlama şeklini tercih ettim. İsteyenler yuvarlak şekilde de başlayıp o şekilde de modelimizi uygulayabilirler. Patik ucu başlama şekilleri videomu bu patiğimizin videosunun altına ekleyeceğim. Oradan bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Örgülerimi takip etmek için kanalıma abone olmanız yeterlidir. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra örmüşüm ben. Toplamda 48 ikili trabzana kadar artma yaptım. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Bir tanesini önceden çekmiştim. Ve ikili trabzanlarımızı yapmaya şu şekilde başlıyoruz. Bu şekilde tığımızın üzerine alıyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz. Bir, iki defa da yukarıya çıkarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde şöyle şu orta kısımdan bakın 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet. Şöyle ayrıntılı bir şekilde göstereyim örneğimizin başladığımız yeri. Bakın. Orta kısımda iki tane ikili trabzanımız var. Onları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaptık. Ve burada tığımızın üzerine alalım. Artık örneğimizi kurmaya başlıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesine batarak böyle ikili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine bir ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yine aynı yere batarak iki tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın. Bu kenar örneği hep patiğimiz boyunca bu şekilde gidecek. Sonrasında 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6.'ya ikili trabzan yaptım. Yanlış olmasın. Tekrar sayalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6. 6. ikili trabzana bir tane ikili trabzan yaptık. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Sonrasında 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Tığımızın üzerine alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Aynı yere bir kez daha battım. Yine ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Kenarda yapmış olduğumuz örnek ortasında da patiğimizin hep aynı şekilde ilerleyecek. Tekrar aynı yere batarak İki tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın. Şu orta kısım. Ve şu yan kısımda aynı örnek hep ilerleyecek. Sonrasında tekrardan 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ikili trabzanın tepesine batalım.
Bakın, 6. ikili trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Araya yine 3 zincirimi çektim. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ikili trabzanın tepesine batarak buraya yine aynı şekilde diğer kenardaki örneğimi aynısını yapıyorum. 2 tane ikili trabzan battım. Araya bir zincir çektim. Yine 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 3. ikili trabzanın tepesine battım. Ve ikili trabzanlarımı tamamladım. Şöyle baştaki trabzanın tepesine battım. İlmeğimi içinden geçirdim. Şöyle ilk sıramızı sizlere göstereyim. İlk sıramız bu şekilde olacak. Sonrasında 3 zincir çekelim, yukarıya çıkalım ve ikili trabzanlarımızı örneğimize kadar tamamlayalım. Evet, kenar kısmına kadar geldim. Bu kenardaki örneğimiz hep aynı şekilde devam edecek. Bir kez daha beraber yapalım. Bakın. Tam arada bir zincir bıraktığımız yere battım. İkili trabzan yaptım. Tekrardan aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrardan aynı yuvaya batarak iki tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Kenar örneğimiz hep aynı ilerleyecek. Buraya geldiğimizde iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın şuradaki tek trabzanımızın tepesine batarak aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada orta kısımda baklava dilimi desenini oluşturmaya başlıyoruz. İki zincir çektim. Yine ortadaki şu örneğimizi yapıyorum. O hep aynı ilerleyecek. Hiçbir değişiklik yok. Başta yapmış olduğumuz örneği tekrar da ediyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine aldık. Tek trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan batıyorum. Araya 2 zincir çektim. Kenar örneğimi yapıyorum ve ikili trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Evet, modelimizin son hali bu şekilde. Şimdi tekrardan ikili trabzanlarımızı örnek kısmına kadar tamamlayalım. İkili trabzanları tamamladım. Kenar örneğimi yine aynı şekilde yaptım. Sonrasında bakın bir zincir çekiyorum. En başta 3 çekmiştik. 2 çektik. Şu an 1 çekiyoruz. Ve şu en baştaki birinci trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Yine aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan daha yaptım. Tığımın üzerine alıp ikinci trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Yine aynı yere batarak bir tane daha yaptım. Baştaki ve sondaki yani birinci ve üçüncü ikili trabzanların tepelerine iki defa bakarak ikişerli iki tane ikili trabzan yaptım. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bu şekilde. Araya bir zincir çekip ortadaki örneğimizi yapalım. Yine aynı şekilde buraya da aynı uygulamayı yapacağız. Bir zincir çekip baştaki ikili trabzanın tepesine iki defa batıyoruz. İki tane ikili trabzan yaptım. İkinci ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü ikili trabzanın tepesine iki defa batarak iki tane ikili trabzan yaptım. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olması gerekiyor. Tekrardan araya bir zincir çekip kenar örneğimizi yapalım ve ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Patiğimizin son hali bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan ikili trabzanlarımızı model kısmına kadar yapalım. Evet, ikili trabzanlarımı tamamladım. Tekrardan model kısmına geldim. Burada kenardaki örneğimi de yaptıktan sonra iki zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın, baştaki ikili trabzanın tepesine battım ve
Yarım ördüm. İki ilmeğim tığımda. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. İkinci trabzanın tepesine batıp onu da yarım örüyorum. Sonrasında 3 ilmeği birden ördüm. 2 tane ikili trabzanı teke düşürmüş oldum. Tığımın üzerine alıyorum. Ortadaki ikili trabzanın tepesine batarak yani üçüncünün ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Dördüncü ikili trabzanın tepesine battım ve yarım ördüm. Tığımın üzerine alıyorum. Sonuncu trabzanın tepesine battım. Onu da yarım ördüm. Sonra 3 ilmeğimi birden topladım. 1 2 zinciri çektim ve ortadaki örneğimi yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Birinci trabzanın tepesine battım, yarım ördüm. İkinci trabzanın tepesine battım, yarım ördüm. Üç ilmeği birden ördüm. Üçüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Dördüncü trabzanımızın tepesine battım, yarım ördüm. Beşincinin tepesine battım, yarım ördüm. Üç ilmeğimi birden topladım. Araya 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak kenardaki örneğimi yapıyorum ve ikili trabzanları tamamlıyorum. Modelimizin son hali bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan ikili trabzanlarımız model kısmına kadar tamamlayalım. Evet, model kısmına geldim. Kenar örneğimi de yaptım. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bak, birinci trabzanın tepesine battım, yarım ördüm. Tığımın üzerine aldım, ikinci trabzanın tepesine battım, onu da yarım ördüm. Tığımın üzerine alıyorum, üçüncü trabzanın tepesine battım, onu da yarım ördüm ve tığımdaki 4 ilmeğimi birden topladım. 1, 2, 3 zincir çektim ve ortadaki örneğimi yapıyorum. Tekrardan diğer yan tarafa geldik. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Birinci trabzanın tepesine battım. Yarım ördüm. Tığımın üzerine aldım. İkinci trabzanın tepesine battım. Yarım ördüm. Tığımın üzerine alıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine battım. Ve onu da yarım ördükten sonra tığımın üzerindeki 4 ilmeği birden topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve kenar örneğimi yaparak sonrasında ikili trabzanlarımı tamamlıyorum. Evet, modelimizin son hali bu şekilde. Şimdi tekrardan ikili trabzanlarımı model kısmına kadar tamamlıyorum. Evet, tekrardan ikili trabzanlarımı tamamladım. Kenar örneğimi yaptım ve ön taraftaki model kısmına geldik. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın burada artık tek trabzan olmuş oluyor. Onun tepesine battık. İkili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımızın üzerine alarak ortadaki örneğimizi yapıyoruz. İlk örnek kurulumuna geri döndük. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bakın 3 trabzanı teke düşürmüştük. Onun tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tekrardan kenar örneğimi yaparak ikili trabzanlarımı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde ilk baklava dilimimizi oluşturmuş olduk. Hem de diğer baklava diliminin zeminini oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde bir baklava dilimi daha yapalım. Sonrasında arka kısmının yapımını beraber. Evet, bakın bu şekilde 1 2 2 tane baklava dilimini yaptım. Ve ipimi en son kopardım. Kopardıktan sonra tekrar bakın şuradan başladım. Şu orta kısımdan başladım. 3 zincir çektim. Artık patiğimizin arka kısmının yapımına geçtik. 3 zincir çektim. Sonrasında tığımın üzerine alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrardan iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı yuvaya. Sonrasında 1
İki zincir çekip yine baklava dilimini yapıyorum. Tekin üstüne 3 tane ikili trabzan batacağım. 1, 2 zincir çektim. Tekrardan kenardaki örneğimi yapıyorum. Bakın bu şekilde başlamış olduk. Şimdi tekrardan bu kısma gelene kadar örelim. İkili trabzanları tamamlayalım. Kenar örneğimizi yapalım. Baklava dilimizin ikinci sırasını yapalım. Ve şu kısmını beraber yapacağız. Evet. İkili trabzanların bakın böyle yaptım. Kenar örneğimi yaptım. Baklava diliminin ikinci sırasını yaptım. Bakın tekin üstüne 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Şimdi bu ayrım kısmının yapımına geçelim. Bakın yine yuvanın içine battım. İkili trabzan yaptım. Tekrar battım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrardan iki tane ikili trabzan yaptım. Buradan sonra artık bu şekilde ayrılıp gidecek. 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Tığımın üzerine alıyorum. Yuvanın içine battım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Araya bir zincir çektim. Tekrar 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Evet. Bu şekilde bakın. Bu şekilde böyle ayırarak ilerleyeceğiz. Yine kenarımızda hep bu şekilde ilerleyecek. Bu kenarımızda yine aynı şekilde ilerleyecek. Baklava dilimlerimizi tamamlayarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde 2 tane baklava dilimi yaptım ben. Sonrasında topuk kısmını yaptım. 2 tane baklava dilimimizi tamamlayalım. Topuk kısmını beraber yapacağız inşallah. Evet, bakın böyle birinci baklava dilimini yaptım. İkinci baklava dilimini yaparken bakın böyle 3 tanesini bir ördüğümüz sırada şöyle ortadan 6 taneyi sık iğne şeklinde öreceğim. Topuk kısmı yapımına başlıyoruz. Tığımızın üzerine almadan birinciye battım, ördüm. 2 3 4 5 ve 6. Tığımın üzerine alarak ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kenar örneğimi yapıyorum. Model kısmını yapıyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. Evet, tekrar sırayı geri döndüm ve yine topuk kısmının şöyle ayırdığım 6 taneye kadar geldim. Burada 6 tane sık iğnemizi 3'e düşüreceğiz. Bakın birinciye battım, ikinciye battım, 3 ilmeği birden ördüm. Üçüncüye battım, dördüncüye battım, 3 ilmeği birden ördüm. Beşinciye battım, altıncıya battım, 3 ilmeği birden ördüm. Sonrasında tığımın üzerine alarak bu şekilde ikili trabzanlarımı yine sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın bu şekilde en son baklava dilimini de tamamladım. Sonrasında buralara 3 tane ikili trabzan dolduruyorum. En son sırayı sadece trabzan yapıyorum. Topuk kısmına kadar. Evet, 3 sık iğnenin olduğu yere geldim. Üçünü bir toplayarak tek sık iğneye düşüreceğim. Bakın 3'üne bir battım.
4 ilmeğim var. 4 ilmeği birden topladım. Tekrardan ikili trabzanlarımızı yapalım. Böyle sıra sonuna kadar yapalım. Evet, son sırayı da yaptık ve topuk kısmını 3 sırada tamamladık. Şimdi patiğimizi şöyle ters çevirelim. Ve dikme işlemi uygulayalım. Baştaki sıranın trabzan başına batıyoruz. Arkadaki sıranın trabzan başına batıp ikisini bir bu şekilde örüyoruz. Böyle sıra sonuna kadar yapalım. Evet, en son iki zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum. Patiğimizi bitirmiş olduk. Bakın böyle topuk kısmını diktik. Böylece bakın bitirmiş olduk. Patiğimizi de manken ayağımıza giydirelim ve orada görelim. Evet, bu şekilde iki patiğimizi de bitirmiş olduk. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yaparız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir yumaktan az gidiyor. Giden ipi de söyleyeyim aklıma gelmişken. Bir yumak yetiyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.